Herkese selam, herkese merhaba. Bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde 2 mağlubiyet almıştık. İnşallah bu bölümde galibiyetlerle devam ederiz. Çok zorlanıyorum ama böylesi daha iyi. Yani her maçı kazanmaktansa arada bir kaybedelim. Biraz da mağlubiyet serisi olsun. Tabii çok iyi değil yani. İlla ki kazanmak istiyoruz ama yapacak bir şey de yok. Stengel hala sakat. Ya bu adam lan ömürlük mü sakatlandı lan? Bu adam kaç maç sakat ya? Nereden bakıyoruz? Sakatlığa yatkınlık belli zaten. Bir sakatlandı adam. Adamın yüzünü gören yok ya. Konsantre olalım. Maç alalım. Topa sahip olan taraf ben almaya çalışacağım topu aldığım zaman. Yani topu ayağımda tutmaya çalışacağım. Sadece orada şimdi kontraya çıkmak daha mantıklı geldi. O yüzden hızlı oynadım. Hızlı değil. Yeterince hızlı değil. Tamam. Bunlar çok hızlı çıkıyor ya. Vallahi anormal bir şey ya. Çok hızlı çıkıyorlar. Yalnız bayağı iyi oynuyorlar ya. Oha! Oyun sapıtmaya başladı var ya. Oyun sapıtmaya başladı. Çıkma çıkma. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Pozisyonun içine etti ya. Yapma be. Yapma sakın ya. Vallahi gol yersek zor toparlanır. Hatta toparlayamayız yani. Abi ne topu kontrol edebiliyorlar, ne bir şey yapabiliyorlar. Bu saçma sapan bir gol yedik ya. Kaç kere bastım şuta, kaç kere bastım, kaç kere. Lan yemin ediyorum merak ettim bakacağım. Yemin ediyorum merak ettim bakacağım. Koş, önü bırakacağım, koş. Derek, well, goal scorers score goals and win games, but so do goalkeepers when it comes. And it's through here. İşimi şansa bırakamam. İşimi şansa bırakamam. Bu gole çok hasretiz. Yemin ediyorum bu gole çok hasretiz. Aldık. Sakin. 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 Vurana. İşte bu. 2-1 öndeyiz ama daha maç bitmedi. Henüz ilk yarı bile bitmedi. Bırakın maçı ilk yarı bile bitmedi. Oyundaki ufak tefek saçma sapan şeyler beni sinir ediyor. Hadi bomboş pozisyon. Yap Buzyan. 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 Yapma bunu Buzyan ya. Buzyan ya. Yapma bunu ya. Sağ ayağına çekmeye çalıştım da yapamadım onu. Hadi aldık lan. Pas oynayamadım, pas oynayamadım. Oynayamadım pası. Oyun kurmaya çalışacağım. Biraz da bizim topa sahip olma yüzdemiz yüksek olsun. Şöyle. Vurana. Yapma bunu bak bu golü bu pozisyonu ararsa eğer var ya çıldırırım bak gerçekten çıldırırım.
And scope for them to produce something exciting. Geri oynadım. Zar zor. Laukat sol ayak. Laukat sol ayak. Büyürü. Sağ. Lan yine sol denk geldi. Allah'ım ya. Hocam faul yaptım. Ver hocam. Hocam. Neyse. Offside olmasın. Ne olur olmasın. Offside. Gördüm. İşte bu. 3-1 öndeyiz. İnşallah bir aksilik olmazsa uzun bir zaman sonra ilk defa galibiyet alacağız. Durduk yere pozisyon hediye ettim ya, almak istiyorum. Güzel bir pas. Aldım topu. Kaleye baktım. Şut çok kötü geldi. Lan. Allah kahretsin. Böyle şutu. Şut çok kötü geldi. Sağdan doğru vurmak istedim şöyle. Sağdan doğru plası bırakmak istedim. Kalecinin üzerine vurdu. Neyse hadi canı sağ olsun. Aldık maçı. Ama eğer o galibiyeti getirecek golü hani olsaydı, yani galibiyeti getirecek golü atacak olsaydı ve kaçırsaydı, o zaman işte kafayı yerdim. Evet, şu anda 3. sıradayız tekrar. İnşallah liderle aramızdaki puan farkı 7'ye çıkmış. O puan farkını eritip şampiyon olmak istiyorum. Stefan Stengel oyuncumuzun sakatlığının tamamen iyileştiğini artık diğer... Oh be, çok şükür ya. Aaron Beatzel iyi bir gelişim gösteriyor ve artık kendisinden tamam, okey. Stengel, merhaba hocam, siz görmek güzel. Benim açımdan ve takımımız adına işlerin iyi gittiğini görmek çok güzel. Futbol oynamaktan daha önce hiç bu kadar keyif almamıştım. Kulüpte mutluyum. Bu nedenle sözleşmemi yenilemeyi görüşmeniz için doğru zaman gelip gelmediğini merak ediyorum. Şu anda sırası değil kardeşim. Tamam. Zamanı gelince. Tamam, düşsün. Biliyorsun ki sözleşme yenileme işlemleri zaman alıyor. Düşünülmesi gereken birçok ayrıntı var. En iyisi senin şimdilik oyununa odaklanman. Zamanı geldiğinde bu görüşmeyi yaparız, tamam mı? Şu an evet, maç eksiğiyle 5. sıradayız derken Münih derbisi. Haydi bakalım. Derbi öncesi bir galibiyet aldık. Moralimiz yerine geldi. İnşallah bu kadroyla bu maçtan galibiyet alırsak önümüzde kimse duramaz diye düşünüyorum. Oyna diyelim ve Münih derbisine başlayalım. Ve Münih derbisinden hepinize merhaba. 1860 Münih, Türk gücü Münih'e karşı biz deplasmanda oynuyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Derbi galibiyetleri her zaman çok önemli. Yine konsantre olmalıyız. Olabildiğince spikerlik yapmamaya çalışacağım. Çünkü şu an galibiyet almak daha önemli. Bir şey yapmadım. Ulan direkt de patladı be. Ah be. Hadi Sercan. Sadece hareketi göster. Nereye gittiğini görmek istiyorum ya. Nereye yani? Ne yapıyorum ben? Saçma sapan bir şey oldu yine. Neyse. Aa, pozisyonu için ettik ya. Vur lan vur. Yemişim sol ayağını ya. Haydi araya. Vur. Abi öne geçsek de biraz rahatlasak. Berry'den orta. Müthiş bir vole geliyordu. Aldık topu tekrar. Laukat. Kaptırdı be. Ulan kaptırmasa var ya. Sanki bir şey yapıyor.
Bak bak bak, hızlı çıkıyorlar. Yavaş, dikkat. Biraz konsantre olalım. Haydi hızlı. Haydi hızlı çıkalım. Geriye hızlı. Çok güzel Sercan. Bak kaleye. Vur Sercan. Sercan vurdu. 1-0 öndeyiz. Münih derbisinde 1-0 öndeyiz. Çok sevindim çünkü gerçekten çok zordu bu golü atmak. Ah be. Kaptanın attığı golle 1-0 öne geçiyoruz. Hadi, hadi buyurun. Topu sakla. Güzel. Vur. Vurduk. Gol oldu. 2-0 öndeyiz. Kısa zamanda bulduğumuz iki golle derbide 2-0 öne geçiyoruz. Kontraya çıkabilir miyiz? Offside gördüm. Bastığım zaman oynamadı. Neyse. Nine. Gördüm. Offside yok, temiz. Vallahi temiz. Hadi vur. Haydi vur, 3 oldu. Bu ziyan atıyor, 3 oluyor. Tertemiz bir galibiyet alacağız inşallah. Oh be. Vallahi rahatladım ha. Aldığımız o 3 mağlubiyetten sonra bu ardı ardına 2 galibiyet bize çok güzel moral oldu gerçekten. Nine, oynayamayacağım. Sen yine de git. Şimdi uygun pozisyon. Çok kötü oldu. Sercan yorgun. Sercan bitkin. Sercan gol peşinde. Lokat. Sol ayak. Lokat. Lokat. 4-0. Lokat atıyor. 4-0 öndeyiz. Ulan iyi denk geldi ha. Vallahi iyi denk geldi. Güzel pas. Park Young. Oha. Pasımı oynadım. Ulan oğlum geç oynadı. Vallahi geç oynadı. Ben oradan şut çekerdim yoksa. Oha. Tehlike henüz geçmiş değil. Orada yaptığım bir hata durduk yere kalemizde golü gördürecekti. Evet. Böylelikle de maç bitiyor. Bir şey kalmadı yani. Vur gitsin abi o zaman. Münih derbisinde 1-0. Ne 1-0 lan? Münih derbisinde 4-0'lık galibiyet alıyoruz. Gerçekten takımın morali falan epey yükselmiştir diye düşünüyorum. Toplu oynama yüzdemiz yine olması gerektiği gibi 46'larda. Maç sonu röportaja gidelim. Evet, derbi galibiyetiyle birlikte ligde ikinci sıraya yerleşiyoruz. Gördüğünüz üzere 10 alan 3 takımın 18 puanı var. 2 takımın 17 puanı var. Yani bayağı çekişmeli geçiyor. Wiesbaden maalesef 5 puan fark atmış bize. Zor ama geçeriz inşallah. En iyisi bu videonun şimdilik sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eleştirilerinizi, görüşlerinizi, fikirlerinizi, her şeyi belirtebilirsiniz. Yorum yapmakta tabii ki serbestsiniz. İstediğinizi söyleyin. Hatta bana yardımcı olursanız yani. İşte şöyle oynarsan daha iyi olur, böyle oynarsan daha iyi olur diye ben çok sevinirim. Desteğinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.